Annem hakkında ne biliyorsun ki sen? O öldüğünde 5 yaşında bile yoktu. Hep çalışırdı. Çalışır, çalışır, çalışır. Korkardı çünkü. Hayatımda onun kadar çalışan bir başka kadın daha görmedim. O korkutmuştu annemi. Oysa bizim korkuttuğumuzu söylerdi. Neymiş, bizim kavgalarımız onu ürkütüyormuş. Ölmekten ödü koparak öldü lan kadın. Tabutun içinde yüzünü gördüm. Onu gördüm. Tabutun içinde. Anne. Ölmeden son bir kez bakmana izin veriyorlar. Babam da oradaydı. Bir takım amcalar, teyzeler falan vardı. Sen yoktun. Çok küçüktün sen daha. Başka bir yerdeydin. Beni ona doğru ittiler. Annene güle güle de Hester dediler. Ne söyledim? Hoşça kal anne. Ama ağlamıyordum. İçim kupkuruydu ve yanıyordu. Utandım. Hepimizden. Annemden de utandım. Ölüp de tüm bu kargaşayı yarattığı için. Babamdan da utanıyordum. Sanki yüzünde o bizim eski tabaklarımızdaki çatlaklardan vardı. Ve annem hayattayken ağzından hiç duymadığım çok güzel şeyler söylüyordu. O evimize hiç uğramayan yaşlı amcalar, teyzeler beni öpüyor, babamın sırtını sıvazlıyordu. Herkes baştan aşağı simsiyahtı. Simsiyah. Koca bir güruh. Küçük kızlar en güzel elbiselerini giymişlerdi. Evdeki her şeyi inceliyorlardı. Her şeyi. Bize zavallı fakirler der gibi bakıyorlardı. Çünkü bizim hepsine aynı anda kahve verebilecek kadar fincanımız bile yoktu. Hepsinden tiksiniyor ve utanıyordum. Annemden de. Annemden de öldüğü için utanıyordum. Neyse, o zaman ağlayamadım işte. Ama sonra bir iki gün falan sonraydı. Arka kapının çaldığını duydum. O her zaman eve uğrayan sebzeci. Kapıyı açtım. Annem nerede dedi. Önce bir şey söyleyemedim. Öylece baktım. Annen nerede yavrum dedi. Ben de söyledim. Öldü dedim. Öldü anne. Sonra ağladım, ağladım, ağladım. Adam da öyle kaldı kapının önünde, şapkası elinde. Şaşırdı o da. Ben kovana kadar gitmedim. Sonra o gitti. Ben içeri geçtim. Oturdum. Ağladım. 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 Yapmak istediğim bir tek şey vardı. Onun için de çok geç kalmıştım.